Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili Fıtrat TV izleyicileri, musibetlerden korunma yollarını Kur'an-ı Kerim'den öğrenmeye çalışacağımız ve bu amaca yönelik olarak Allahu Teala tarafından ihtas edilen müesseselerden ilkini inceleyeceğimiz yeni bir programla birlikteyiz. İnsanoğlu kısıtlı, limitli ve mukayet iradesiyle hür bir şekilde bir takım kararlar vermekte, ve bu kararların doğurduğu neticeler sebebiyle de yıpratıcı bir imtihan sürecinden geçirilmektedir. Başa gelen musibet, bela ve fitneler bu imtihan sürecinde insanın başına gelen en önemli sınav konularıdır. Dünya adlı gezegenin yaratılışı gereği sahip olduğu ve her daim sıkıntı üretme potansiyeline sahip olan özellikleri üzerinde yaşayan insanların zafiyetleriyle de birleşince ortaya bitmek tükenmek bilmeyen ve sürekli tekrarlanan imtihan süreçleri çıkmaktadır. Bir de başka insanların yaptıkları şeyler sebebiyle oluşan musibet ve sıkıntılar vardır ki bunlar da eklenince dünya hayatı oldukça sıkıntılı ve çekilmez bir yer haline gelmektedir. Neyse ki bu durum tüm insanlar için böyledir de kimse sadece kendisi sıkıntı çekiyormuş, başkaları hiç sıkıntı çekmiyormuş gibi bir hisse kapılmaz. Bazen çevremde bulunan insanlara söylüyorum. Eğer kendinizi ağır ve çekilmez imtihanlarla sınanıyor gibi hissediyorsanız gidin herhangi bir hastanede hasta ziyaretinde bulunun. Çıkışta ne demek istediğimi ve aslında şükretmek için ne kadar çok nedenimiz olduğunu daha iyi anlarsınız. Evet, halimize ne kadar şükretsek azdır. Ama yine de insan istiyor ki o başına gelen sıkıntılar da gelmesin. Kendisi için takdir edilen imtihanlar en kolaylarından olsun. Görece daha rahat ve daha daha az sıkıntılı bir yaşamla hayatiyetini devam ettirebilsin. Dile getirilen bu, talep, bu talepler haksız talepler midir? Hayır. Tabii ki insan Rabbinden her şeyin en güzelini, İmtihanın en kolayını ve dertlerin en üstesinden gelinebileni isteyecektir ve bu normal bir şeydir. Bir şeyi Allah'tan istemenin yani ona dua etmenin bir şartı yoktur ama elde etmenin çok önemli şartları vardır ve bu şartlar yerine getirilmeksizin yapılacak duaya gösterilecek icabet samimiyet derecesiyle orantılı ve limitli olacaktır. İnsanın işini kolaylaştıracak en önemli unsur başına gelmek üzere olan musibetleri daha başına gelmeden tamamen engellemenin veya başına gelmişse en az zararla atlatabilmenin bir yolunu bulmasıdır. Ve bunu yapmanın en önemli yollarından biri de kuşkusuz musibetlerle kaynağında mücadele etmek, musibet üretme potansiyeli olan şeyleri ortadan kaldırmak, yapılan eylemleri musibet üretmeyen veya daha az musibet üreten eylemlerle ikame etmektir. Çok teknik ve buram buram iş sağlığı ve güvenliği kokan bu cümleyle ne demek istediğimi aslında birçoğunuz biliyorsunuz. Madem ki insanoğlunun başına gelen musibetlerin kaynağı, onun kendi elleriyle yaptığı hata ve kusurlardır. O zaman onları kaynağında engellemenin en pratik yolu da o hata ve kusurları yapmamaktır. Çok pratik ve akıllıca değil mi? Evet, çok mantıklı ve kesin çözüm kesin çözüm sunan bir öneri olmasına rağmen pek de işimize gelen bir çözüm olmadığını itiraf edelim. İnsan hata yapmazsa başına bu kadar çok belanın gelmeyeceğini fıtri olarak biliyor zaten. Biz istiyoruz ki hata yapmaya devam edelim ama başımıza herhangi bir şey gelmesin. Bu biraz daha zor tabi ama şöyle haklı bir tarafı da yok değil bu talebin. İnsan bazen hata yaptığının farkına varabiliyor ve bu sebeple başına gelenlere bir nevi kendim ettim kendim buldum diyerek katlanabiliyor da başına gelenlerle daha evvel yaptığı hatalar arasındaki korelasyonu tam olarak kuramadığı durumlarda katlanılması daha zor olabiliyor. Ve o zaman sanki bazı musibetler sebepsiz yere meydana geliyormuş gibi bir izlenim oluşuyor. Aslında öyle değil tabi. Zira Şura suresi 30. ayetten bunun böyle olmadığını net bir şekilde öğrendik artık. Ama ister istemez şöyle düşünüyor insan. Ya Rabbi tamam senin dediğin üzerine söyleyecek bir sözümüz yok. İnsanoğlunun başına gelen musibetler kendi elleriyle yaptıkları sebebi geliyor diyorsan öyledir. Ancak biz yaptığımız bir takım işlerde ne kadar hata yapmamaya çalışsak da, ne kadar gereken tüm önlemleri almaya çalışsak da, sonuçta insan olmamız hasabıyla unuttuğumuz ve ihmal ettiğimiz bir takım şeyler olabiliyor ve bunlar sebebiyle bir musibete maruz kalmamız canımızı çok acıtıyor. Çünkü gayretlerimiz boşa gidiyor ve tedbir alma yönündeki heveslerimiz kırılıyor. Bize öyle bir şey söyle ki senin sözünü dinleyip dediğini yaparsak her türlü tedbiri aldığımızı düşündüğümüz bir anda bilmeden yaptığımız ihmallerimiz neticesinde oluşacak musibetlerden kurtulalım veya artık onları bir musibet olarak görmeyelim veya minimum zararla atlatacağımıza emin olalım. Allahü Teala'nın insan oğlundan gelebilecek böyle haklı bir talep için tasarladığı ve önerdiği bir müessese elbette vardır ve o da pek çoğunuzun tahmin ettiği gibi tevekkül müessesesidir. Bu müessese öyle ağız alışkanlığıyla söyleyip geçtiğimizin de ötesinde muazzam bir öneme sahiptir. Peki nasıl oluyor da tevekkül etmek, başımıza gelmek üzere olan musibetleri engelleyici veya zararlarını absorbe edici bir misyon üstlenebiliyor hayatımızda? Öncelikle tevekkül ne demektir? Tevekkül etmek denilince anlaşılan mana nedir ve ne yapılırsa gerçek manada Allahü Teala Teala'ya tevekkül edilmiş olur. Bunu bir anlamaya çalışalım. Tevekkülün ne olduğunu hemen herkes bilir veya bildiğini zanneder. Tevekkül kelimesi Allah'a güvenmek anlamına gelen vekele kökünden türetilmiş Arapça bir kelimedir. Ve aynı şekliyle Türkçemize de kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğe göre herhangi bir işte elinden geleni yapıp daha sonrasını Allah'a bırakma şeklinde tanımlanmaktadır. Tevekkül müessesesinde iki taraf bulunmaktadır. Dayanıp güvenen taraf ki ona mütevekkil denir. Diğeri de kendisine güvenilen taraf ki ona da vekil adı verilmektedir. Yani kişinin Allah'a tevekkül ettiği bir durumda tevekkül eden kişiye mütevekkil denilirken Allah'a da vekil olarak Allah'a da vekil olarak isimlendirilmiş olmaktadır. İstilahi manada ise mümkün olan bütün tedbirleri alıp gerekli tüm çaba gösterildikten sonra Allahü Teala'ya güvenerek işin gerisini Allah'a bırakmaya tevekkül denilmektedir. Dikkat edilirse tevekkül etmek henüz işin başında ve gereken hiçbir şey yapılmamışken başvurulacak bir müessese gibi durmuyor. O iş için gereken her şeyi yapmış olmak, mümkün olan tüm tedbirleri almış olmak ve söz konusu iş için gereken bütün gücün harcağından emin olmak gerekmektedir. Tevekkül ancak yapılacak bir şey kalmadıktan sonra acizini itiraf ederek başvurulabilecek bir müessesedir. Daha genel bir anlatımla tevekkül etmek demek, bir işte veya konuda birini vekil olarak tayin etmek demektir. Hiç kimse hiçbir işin için inanmadığı, güvenmediği birini vekil olarak tayin etmez. O halde tevekkül etmenin altında yatan en önemli dinamik imandır. Yani inanmak ve güvenmektir. Bu yüzdendir ki gerçek tevekkül, imanın en bariz göstergelerinden biridir ve sahip olduğu büyük önemde bu özelliğinden kaynaklanmaktadır. Bir devlet başkanı Yurt dışı seyahatlerine çıkmadan önce en çok güvendiği ve yokluğunda işleri en iyi yürüteceğine inandığı kimseyi yerine vekil olarak bırakır. Vekil olarak tayin edilen kimse de kendisine duyulan bu güveni zedelememek ve boşa çıkarmamak adına hat safhada bir gayret ve çaba sarf eder. Allah'a tevekkül etmenin en birinci şartı, tevekkül edilen mesele ile ilgili her türlü tedbirin alınmış, gösterilmesi gereken bütün çabanın gösterilmiş olmasıdır. Denilebilir ki her türlü tedbir alındıktan sonra tevekkül etmenin ne gereği kalıyor ki? Zaten iş yoluna girmiş oluyor. İnsanoğlu kendi hayat tecrübesinden çok net olarak bilmektedir ki gereken her türlü tedbiri almak almış olmak denilen şey öyle her zaman mümkün ve kolay bir şey değildir. Unutulan, ihmal edilen ve öngörülmeyen durumlar her daim vardır ve bunlardan bazıları büyük bir öneme sahip olabilmektedir. O halde imkan dahilinde yapılması gereken her şey yapıldıktan elden geldiğince gereken her türlü tedbir alındıktan sonra işin bundan sonrasını Allah'a bırakmak yani ona tevekkül etmek gerekmektedir. Allah'a tevekkül eden bir zımdan şunu söylemiş olur. Ya Rabbi senin de yakından bildiğin bir sıkıntım var. Onu halletmek, üstesinden gelmek adına gerekli olduğunu düşünebildiğim her türlü tedbiri aldım. Gayret ettim. Elimin erdiği, aklımın yettiği budur. Sana acziyetimi itiraf ediyorum ve işin bundan sonraki kısmının halledilmesi için seni vekil olarak tayin ediyorum. Sen vekil olarak tayin edilenlerin en güzeli ve en hayırlısısın. Gerçek tevekkül inancı pek çokların zannedildiği gibi tembelliğin, vurdum duymazlığın, dikkatsiz ve özensiz çalışmanın, pasif bir kabullenmişliğin mazereti değil, çalışmanın, gayretin ve hatta proaktif bir davranış şeklinin anahtarı niteliğindedir. Akıl edilen, öngörülen, tespit edilerek önlem alınabilen olaylar Artık tevekkülün konusu olmaktan çıkmakta, tedbirin konusu haline gelmektedir. Böylelikle tevekkül sürekli bir iyileşme, proaktif önlemler alma ve güvenlik tedbirlerini sürekli arttırmanın bir yolu olarak konumlanmaktadır. Öyleyse gerçek tevekkül öngörülemeyen, anlaşılamayan ve engellenemeyen olaylarla ilgili olarak yapılan tevekküldür ve öncesinde sıkı bir çalışma ve gayret bulunmalıdır. Disipliner bir çalışma ve gayretle başa gelmesi muhtemel musibetleri engellemeye yönelik tüm tedbirler alınmalı ve tedbir alınabilen kısımlar sürekli genişletilerek bu gayretler sürekli zinde tutulmalıdır. Bunu yapabilmenin en önemli unsurlarından biri ise başa gelen olaylarla ilgili konulmuş ölçülerin yani takdir edilen kaderlerin ne olduğunun iyi tespit edilmesi, iyi tespit edilmiş olmasıdır. Ölçüler çok iyi bilinir ve ona göre tedbirler alınırsa musibetleri engellemede önemli bir safha geçilmiş olur. Ancak insanın hiç hesaba katmadığı, tahmin bile etmediği yerlerden Eksik bırakılan gayret ve çabalardan dolayı başına bir şeylerin gelmesi her zaman mümkündür. O durumda da aklını kullanan insan yardımına her şeyi bilen, her şeye gücü yeten, olayların öncesinde nasıl tedbir alınır, sonrasında da neler olur bunları en iyi bilen birini yani Rabbini yardımına çağırır ve işin geri kalan kısmını halledilmesi için kendi yerine onu vekil olarak tayin eder. Tevekkül Allah'a iman etmenin yani ona güvenmenin en önemli göstergelerinden biridir. Ona had safhada güveniyorsanız ve onun sizin adınıza vereceği kararları yapacağı işleri peşinden kabul etmişseniz tevekkülün en üst seviyesine ulaşmışsınız demektir. İşte bu yüzdendir ki Allahü Teala'ya tevekkül etmek Kur'an'ın ihtas ettiği en önemli farzlardan biridir. İşte bu yüzdendir ki tevekkül kelimesi Kur'an-ı Kerim'de farklı fiil kalıplarında 40 ayette geçmektedir. Ve bu yüzdendir ki tam 24 yerde de Allah'ın sıfatlarından biri olan vekil formunda geçmektedir. Bu ayetlerden her biri inanılmaz önemlidir ve her biri tevekkül etmekle ilgili büyük bir önem taşıyan detaylar içermektedir. Konumuzda doğrudan ilintili olan Talak Suresi 3. Ayet-i Kerime'de bakın allah Teala nasıl buyuruyor. Kim Allah'tan çekinerek kendini korursa Allah onun için bir çıkış yolu açar. Beklemediği bir yerden ona rızık verir. Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. İşini tam yapan Allah'tır. Şüphesiz Allah her şey için bir ölçü koymuştur. Ne kadar güzel özetlemiş değil mi ayeti kerime olayı? Kim Allah'tan gereği gibi sakınır, onun emirlerini yerine getirirse Allah onun için mutlaka bir çıkış kapısı açar ve onu hiç hesap etmediği, hiç beklemediği bir yerden rızıklandırır. Eğer tevekkül edecek yani işlerinizi havale edecek birisini arıyorsanız Allah size yeter. Ona tevekkül edin. Ondan başkasını aramayın işlerinizi havale etmek için. Niye biliyor musunuz? Çünkü işini en iyi ve en güzel yapan odur da onun için. Yerinize vekil tayin etmek için ondan iyisini isteseniz de bulamazsınız o emrini mutlaka yerine getirir. Bir konuda konmuş olan ölçüleri zaten o koyduğu için en iyi bilen ve gerekeni gerektiği gibi yapma güç ve kudretine sahip olan yalnızca odur. O ne güzel bir dost, ne güzel bir vekildir. Yerinize vekil olarak tayin edebilecek olduklarınızın içinde en güzel alternatif şüphesiz Allahü Teala'dır. Peki başımıza gelen ve üstesinden gelemediğimiz veya başımıza henüz gelmemiş ama geldiği takdirde üstesinden nasıl gelebileceğimizi bilmediğimiz musibetlerle ilgili olarak Allah Teala'ya tevekkül etmemiz bize nasıl bir fayda sağlayacak? Yani burada sağlamayı umduğumuz fayda nedir? Öncelikle şunu unutmamamız gerekiyor. Tevekkül müessesesi öyle kuru kuruya işe yarayan bir yapıya sahip değildir. Öncesinde mutlaka takva, yani Allah'a olan muhtaçlığın farkında olma, iman, yani Allah'a inanıp güvenme ve gerekli tüm tedbirleri almaya yönelik bir uyanıklık ve farkındalık halini gerektiren bir yapıya sahiptir. Zaten tedbir almaya başlamanın ilk adımı tehlikelerin farkında olmaktır. Farkına vardığımız tehlikeli durumun üstesinden gelmek adına aklımızın erdiği ve elimizden gelen her türlü tedbiri almaya çalıştık ama olmadı. Veya bir yere kadar oldu ama umduğumuz sonuca ulaşıp ulaşmadığı hakkında hala şüphelerimiz var. En azından biz öyle olduğunu düşünüyoruz. Ama neyse ki her şeyi gören, bilen, elinden her iş gelen, her şeye bir ölçü koyan ve her şeye güç yetirebilen bir dostumuz var. İşin bundan sonraki kısmı için onu yardıma çağırmak ve geri kalan kısmı ona havale etmek yapılacak en akıllı iş gibi gözüküyor. Nasıl olsa bu işi en iyi halledecek olan odur. Nasıl olsa bizim için en iyi karar verecek olan da odur. Buna olan inancımız eksiksiz ise işte tam bu noktada gerçek bir tevekkül inancına kavuşmuş olmaktayız. Diyelim ki Allahü Teala'ya tevekkül ettik ve sonuçta ortaya çıkan durum hiç de beklediğimiz, umduğumuz gibi olmadı. Ama olsun, biz zaten bizim istediğimiz gibi olsun diye çıkmamıştık ki yola. Biz istediğimizin ne olduğunu Allahü Teala'ya dua etmek suretiyle sürekli olarak dile getiriyorduk zaten. Ama tevekkül başka bir şeydi. Kendisine havale ettiğimiz konuyla ilgili olarak Rabbimizin gereken neyse onu yapacağına, yani işin icabına bakacağına inanıyorduk. Bizim için en iyisi neyse ona karar vereceğine ve ona onu yapacağına güveniyorduk. O halde şimdi bu bilinçle hareket etmeli ve tevekkül ettiğimiz o yüce makamdan gelen neticeye boyun eğmemiz gerekmektedir. İşte bu yönüyle tevekkül işin neticelendiği ve artık belki de bizim istediğimiz gibi bir sonucun çıkmadığı durumlarda bile işe yarayan, teskin edici, rahatlatıcı ve musibetlerin muhtemel etkilerini azaltıcı bir özelliğe sahip olmaktadır. Rabbim bizleri kendisine gerektiği gibi tevekkül eden ve umduklarına nail olan kullarından eylesin. Musibetleri engelleyici özelliğe sahip başka bir İslami müesseseyi inceleyeceğimiz bir sonraki sohbetimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.